Selam arkadaşlar. Bugün Paris'in kentinde olan arkadaşımız ve güvercin besleyen arkadaşımız Eric'i ziyarete geldik. Kendisi ırklarımızdan kelebek besliyor. Kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Sonrasında hep birlikte sizlerle birlikte izleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Ortam güzel. Yanına gidiyoruz Eric'in. Salut Eric. Salut Moussa. Ça va? Très bien, très bien. Alors, tout d'abord, tu peux nous présenter. Kendini tanıtır mısın bize? Alors ben, je suis Eric. C'est Rico. Sur Facebook, on m'a toujours appelé Rico. Hein? Et je suis fier. Je vais commencer. Ah ouais. Les acrobates. Les acrobates du ciel, ouais. C'est Moussa. Moussa qui m'a tout appris. Ouais. Merci. Voilà. Evet arkadaşlar, biraz önce demiş olduğu gibi kendisi burada güvercin besliyor ve siz de duydunuz işte Rıza Kırbat Düşer, yani gökyüzü cambazlar sayesinde tanıştığımızı ve oradan bu meraka, yani bu hobiye merak saldığını bizlere iletti. Şimdi kendisine soracağım hangi ırkı besliyor, daha sonrasında zaten size yardımcı olacağım. Tarikele gaz. Kelebek. Alors, siz işte bir pukka kelebek. Pukka kelebek. Pukka kelebek mi par les autres? Grâce. Qu'est-ce que tu trouves chez les kelebek en fait? Pour moi, c'est la plus belle race. Il y a que des noirs et des blancs, ou tout noir ou tout blanc. J'aime pas les autres couleurs. Kendisine sordum ne besliyorsunuz diye. Duyduğunuz gibi kelebek besliyor ve bunun yanı sıra neden kelebek diye sordum da bilmiyorum dedi, ama dedi çok hoşuma gidiyor dedi. Ve özellikle de görmüş olduğunuz gibi siyahlı renkleri tercih ediyor. Sevmiş olduğu renk siyah ve diğer renklerden hoşlanmadığını dile getirmeye çalıştı. Yani hoşlanmadığı derken tercih etmediğini. Alors, chez les kelebecs, d'après toi, tu vois comment les kelebecs en fait? Parce que c'est un pigeon comment d'après toi? Très docile, très docile. Je rentre dedans, il se pose sur moi. Voilà, et quand ils volent, c'est le ciel entier qui est voilà, plus il y en a et mieux c'est. Je vais faire une démonstration. Il y a le même type de kumru, c'est mes droppers. Ouais. C'est tout. Kendisine sorduğun zaman kelebeklerden hoşlanıyor musun veya nelerinde hoşlanıyorsun gibisinden ilk söylemiş olduğu şey, çok sakin güvercinler ve evcil. Dolayısıyla o tercihim o yönde oldu. Aynı zamanda saldığım zaman sürekli evimin üstündeler. Kalabalık uçuşu beni çok memnun ediyor ve içeride de bir çift kumrusu olduğunu söyledi. Alors, quand tu voles chez les kelebecs, les figures qu'ils font, ça te plaît? C'est ce qu'il y a de plus beau. Les blancs, tels que le ruc, ils vont voler très très haut. Et les noirs et panachés, ils seront vraiment à hauteur clocher. Et dans le ciel, ça fait un... C'est magnifique. Super. Alors, autre question. Şimdi ben ona kendisine soracağım. Aramış olduğu kelebeğin kendisince veyahut da bilmiş olduğu kadarıyla nasıl olması gerektiğini ve nasıl istediğini ve kendi kuşlarının buna yakın olduğunu veya olup olmadığını soracağım. Ils font les figures que tu veux? Ils font toutes les figures, tu vas voir. S'ils sont bien, ça dépend. Non, non, franchement, c'est très complet, ça fait de la vrille, ça fait... Il y en a qui vont monter très très haut, et après ils reviennent tout seuls, pas besoin d'être là, ils écoutent. Demiş olduğu gibi, là tu veux faire voler? D'accord, ben on regarde. Evet arkadaşlar, şu an demiş olduğu gibi, yani kuşta sadece uçuracak ve Türkçeden biraz daha tercüme edeyim Türkçe olarak. Uçuş stillerini çok beğendiğini, çok sakin olduğunu, kolay kolay kaybolmadıklarını ve yapmış olduğu hareketleri çok beğendiğini, kendi stilinin olmadığını, olduğu gibi sevdiğini kelebekleri dile getirmeye çalıştı. Görmüş olduğunuz gibi çoğunluğu tel kuyruk. Kuşlar da canavar gibi zaten.
Hepsi tahminim yavru herhalde. Tout ça c'est des jeunes? Ouais, tout ça c'est des jeunes. C'est des jeunes de cette année? Evet, tahmin etmiş olduğun gibi yani hepsi bu yılın yavrularıymış. Benim gösterim burada diyor. Hepsi uçuyor. Espri olarak takıldı ve sadece diyor yani tulumot bol derken hepsi uçuyor ve sadece kelebekler bunu yapıyor diyerekten de bir espri olarak takıldı. Görmüş olduğunuz gibi kelebekler gayet güzel uçuyor. Çoğunluk da uçuyor. İçlerinde oynayanlar da var. Başlamışlar yani. Evet, görüyorsunuz. Et c'est toi Moussa qui m'a tout appris. Burada bir jest yaptı. Diyor ki bunları da hep bana sen öğrettin diyor. Mais alors c'est bien, je suis fier de moi. Ça veut dire que si j'ai pour moi ça veut dire que cette passion j'ai bien partagé. Là je suis comblé, franchement c'est j'ai eu Adana, j'ai eu Takla et vraiment j'ai flashé sur le Québec. Pour moi, c'est un spectacle. Ah oui, c'est un spectacle passion en fait. Ouais. Et là, quand tu vas dropper, ils vont venir? Pas tellement. Non, pas non, tellement. Il y en a qui vont partir très très haut. Surtout les tels chloriques. Ils vont partir très très haut. Evet, şimdi güvercinlerimiz uçurdu kuşlar, bazıları aşağı indi. Bir kısmı da yukarıda. Yine biz muhabbetimize devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kümes çok güzel. İşte yani ideal kümeslerden bir tanesi bu. Bu şekilde altı yüksek olması tabii ki her zaman çok faydalı ve güzel oluyor. Bu arada kelebeklerimiz inmeye başladılar. İkisi alçaldı. Kendisine ben şimdi bir soru soracağım. Belki bilmiş olduğu birkaç cümle vardır. Gerçi ben biliyorum da. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en turc que tu sais? Quelques mots, même si c'est un seul. Hadi. 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 Ben duymuş olduğunuz gibi hadi cümlesi zaten. Bir güvercin beslerinden genelde kullanmış olduğum bir tanesi. C'est quoi l'autre là? Pomme pigeonnier. Tu savais ça? Kimesse? Ha, kimesse, ouais. Et là, là maintenant tu fais le reproducteur, c'est ça hein? Voilà. Là ce côté ouais, c'est pour le reproducteur. Et bien souvent je laisse un seul œuf. Comme ça, ça fait j'ai mis en avoir peu et des beaux bébés. D'accord. Un instant. Bah là benimle bir şey paylaştı. Genelde yumurtanın birini saklıyormuş, diğerini saklamıyormuş. Nedeni ise çıkan yavrunun sağlıklı olması için. Öyle tercih ediyormuş. Burada görmüş olduğunuz gibi şeyler, damızlıklar. Et quand ils élèvent deux bébés, les deux œufs, je mets des œufs en plastique. Comme ça, ils ont vraiment le temps d'élever tranquillement evet. Une génération. Görmüş olduğunuz gibi buradaki sazlıların yavruları büyümüş. İkinci yumurtlamışlar. Lakin ikinci yumurtaları plastik yumurta koymuşlar. Üretmek istemiyormuş ki çıkan yavrular daha sağlıklı ve dinç olsun diye. İşte good. Là, tu fais reproducteur. Que les reproducteurs. Donc ouais. Et tu tires combien de jeunes par an? Oh, ça dépend. 30-40 à peu près. 30-40, ouais. Yılda kaç tane güvercin, yani kelebek yavrusu aldın sordum, yani 30-40 arası. Dropper, pareil, un bébé. Romain, je lui en ai donné un il y a le mois dernier. Et puis là, il y a toujours qu'un seul bébé dropper, ça suffit. Ve birkaç tane de böyle çağırıcı kuş olarak kumrulardan alıyormuş bir iki tane. Kümes ortamını gördünüz. Çok güzel. Sağlıklı. Bu ne bovoir? J'y tiens. Evet. Regarde. Bu da Gökyüzünün Cambazları Derneği'nin zamanında vermiş olduğu hediyelerden bir tanesi. Sakya dön Musa.
Sarkada da olacak. Mais grâce à vous quand même que on a fait quelques temps. On a voilà. Vécu des très bons moments, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Gelmiş olduğunuz gibi bu arkadaşımız ırklarımızdan kelebek besliyor. Kendisine bir soru yöneteceğim. Acaba bakalım bize ne cevap verecek? Sorun şu olacak. Acaba yeni yetiştiricilere ırklar arasında önerce ırk belki de tabii ki kelebek olacaktır ama ben kendisine nedenlerini soracağım. Bakalım bize ne cevap verecek? Siz de demandez par rapport les races que tu l'as vu jusqu'à présent, comme Adana, comme Takla, peut-être, je sais pas. Et là, pourquoi Kelebek, pourquoi pas les autres? Parce que, d'après toi? Pour moi, c'est le plus docile. Ouais. Comment on dit docile? Ouais, enfin, voilà. Sakin, ouais. Un couple va pas embêter un autre couple. Il va pas martyriser des petits bébés. Adana, c'est méchant. Enfin, c'est comme les voyageurs, les postas. Ouais. C'est trop méchant. Ça avant, c'était une volière pour les voyageurs, ça. Daha öncesi bu küvesin posta güvercin kümesi olduğunu ve kendisine katılmış olduğunu. Fakat tercihin her zaman sakin kuşlar olduğu için posta ve bahsetmiş olduğu gibi Adana kuşlarının biraz daha hırçın olduğunu dile getirmeye çalıştı. Ve kelebekleri gördükten sonra da sakinliği onu etkilediğini, bu yüzden çok kelebek beslediğini söylemeye çalıştı. Et là, maintenant, c'est que des kelebek var. Que des kelebek. À part mes deux couples de Koumourou, mes droppers, mais sinon c'est que... Alors, autre question. Kendisine şu soru soracağım. Güzel bir anısı var mı kuşlarla ilgili? Est-ce que t'as une souvenir qui est aimé en fait, que tu as aimé jusqu'à présent avec les pigeons? Ça peut être n'importe quelle race, ça peut être n'importe chose, mais un souvenir qui est bien quoi. Quand j'ai perdu là, les 16 reproducteurs, et j'avais 3 tout petits bébés élevés à la main. Et tu vas voir, quand ils vont me voir rentrer, ils vont se poser sur moi. C'est, je les ai élevés, ils étaient grands comme ça. Et, ça ne coupera pas, bah, j'ai jamais eu avec n'importe quel autre pigeon. Kendisine güzel anısı olarak sorduğum zaman cevabı bugüne dek zaten diğer kuşlardan beslemiş, Adana beslemişti, posta beslemişti ve geçtiğimiz kışın aynı zamanda kelebekler aşağı iniyorlar. Geçtiğimiz kışın kümesine bir yabancı bir yani bir yabani hayvan girmiş ve çoğunu öldürmüş ve kalan 3 tane yavruyu elinde büyütmüş. Ondan sonrasında o yavruların eline geldiğini, sürekli onunla temas halde olduğunu dile getirmeye çalıştı. Ve bu çok güzel bir anı olarak hafızasına kalmış. Onu bizlerle paylaşmak istedi. Kullanmış olduğu yemi de göreceğiz aynı zamanda. Vas-y, c'est bon. Ah, c'est super diète. Ouais, c'est chaud. Là, c'est pareil. Hein. Ouais. Ça, c'est Kelebek. Çok kolay gidiyor, giriyor diyor ve sonrasında bundan kelebek dönüştü diyor. Hemen o. Takla ile bu kesinlikle olamaz diyor. Normal çünkü takla farklı bir ırk. Oradan aşağı inene kadar zaten bir sürü takla. Evet arkadaşlar, videomuza son vermeye çalışacağım. Kendisine soracağım.
bizden neler demek isteyecek son olarak. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en dernier moment, en fait, dernière fois? Eh ben, c'est grâce à mes amis turcs que j'ai pu aller au maximum de ma passion, puisque c'est une race turque. Bunu paylaşmak, bunu tercüme etmek zorundayım. Sorduğum zaman kendisine sorumu, bize en son söyleyeceğin cümle ne olarak? Yani tercüme ettiğimiz zaman Türk arkadaşlarıma çok teşekkür ettiğini, yani çok teşekkür ettiğini ve dile getiriyor ki onların sayesinde bu kuşlara sahip olduğunu ve buradan da bütün güvercin, yani Türk güvercin yetiştiren arkadaşlara minnettar kaldığını dile getirmeye çalıştı. Ben de bunu kısa özet bir şekilde açıklamaya çalıştım. Umarım inşallah beğenmişsinizdir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Salut. Au revoir. Hoşça kalın. Merci. Teşekkürler.